Zahmet Çeşmesi. 55. Çeşmeyle başladık herhalde. Şimdi ismini diyemedim. Hatta yazın içine buz atıyorlar. Öyle mi? Tabii. Ha. Hatta kandillerde veya özel anlarda padişah şerbet. Yani birebir insan hassas bir şey alan, öyle ifade edelim. Farklı suyumuz atıyor yani. Yana başkanım. Bunun da özelliği şeymiş genel başkanım, hani şuradaki kanalla akıyor olması bazen işte bunu açıp hayvanlar oradan su içsin diye. Hangi ocaktan geldi? Önce onu keşfediyorlar. Ve gidip oradan taşları getiriyorlar, yeniliyorlar. Burada da belki hani bu tür şeyleri biraz daha böyle anlatarak. Ona da... Depremde şeyde de var ya, Sultanahmet Camii'nde yıkıp tekrar yapıyorlar. Aslında şey burası yani, hani suyu falan da yalnız bu Sülyan denilen yere. Genel Başkanım, Sülyan denilen bir bakır oksitlerde ediliyor. Tamamen orijinal olduğu için bu herhangi bir kimyasallık kaldırılamaz. En fazla kazımayla kaldırılabilir. Gayet ülkemize gelmiş bir orijinal durumu var. Sayın Genel Başkanım, bu gördüğünüz bölüm çeşmenin hazine bölümü, su hazinesi bölümü. Su hazineleri dört yönden şey alıyor, çeşme açıklığı veriyor. Ama esas olarak burada bu suyu besleyen bir çevreden gelen bir su kanalı, bir Üçüncü Ahmet de zaten bu çeşmeyi yaptığında hem sarayın içine bir tane, hem de çevredeki Belgrad ormanlarındaki büyük Banu dönemi şeylerin sarnıçları tahkim ediyor. Kendisi en çok çeşme yapmakla ve kente su getirmekle maruf bir sultan. Bu yüzden kent içinde bazı yerlerde Üçüncü Ahmet'in dönemin karakterine de özgü şekilde çeşmelerini görebiliriz. Mesela bir tane de Üsküdar'daki Meydan Çeşmesi aynı şekilde. Bu yönde şöyle bir şey vardı. Bu taraf çeşmeydi. Buradan soğuk su ya da normal su alıyorlardı. Evet. Buradan pencereyi açarak dışarıdaki vatandaşa ikram ediyorlardı. Yani sebil manası buradan geliyordu. Bazı günlerde de Kadir Gecesi ya da bazı bayramlarda da buradan dışarıya özel şerbetler ikram ediyorlardı. Bugün özel günleri vardı. Tabii bütün bunlar vakıf sistemiyle yapılıyor. Yani bir vakıf kuruyor sultanın kendisi. Evet. Bu vakıf aracılığıyla gelirleri bırakıyor ve de bazı günler bu şekilde sistemleri dönüyordu. Tabii orijinali yapıp yeni bir yerine yapmak falan mümkün. Tabii öyle bir şey. Ama ülkesel olarak artık dünyanın da kabul ettiği ülke. Tarihini getiriyor Nazım Başkanım. Ebced Hesabı'yla tarih yazmadan tarih düşürme diye bir teknik var. Harflerin ölçümünden şeyi anlıyorsunuz, kaç yılında yapıldığını anlıyorsunuz. Son bölümünü dönemin büyük şairi Vehbi yazıyor bu şiirde. Ki şairler dönemin karakterinde de şöyle bir şey var. Sultanlar şairlere kendi yapılarına şiir yazdırıyorlar. Bakıyor, bu bir emperyalde bir gösterisi olan bölüm. Aynı şekilde bunun üstündeki kitabı da dönemin Bağlus Sade Ağası Beşir Ağa. Eyüp Sultan türbesinin son onarımını yapan ve kendisi de Eyüp Sultan. Ne diyelim? Dönemin böyle turistik fotoğraflarını çeken ya da İstanbul'a uğrayan seyyahların istisnası burayı fotoğrafını ya da bir resmini yapmadan geçmezler, öyle anıtsal bir noktadır. Şimdi Aşıklar Genel Müdürlüğü noktasında halı, özellikle halı koleksiyonu. Halının bugüne kadar ulaşmasının genel başkanım şöyle bir tarafı var. Anadolu'da gelinler evlenmeden önce kendisi iki tane halı dokuyorlar. Bir tanesi kendileri, bir tanesi de kocalarını. Bu şu inançla ilgili bir şey. Böyle hani kadınlar, erkekler, o işte nazırlar, paşalar vesaire acı yani. Tam da böyle bir aydınlanmanın başladığı tanzimat dönemi, işte meşrutiyet hayali, hiçbirbirine örtüşmeyen hal ve tavırlar orada çok ilginç bir kitap olmuş. Okulacılar mı yazıyor? Evet.
Hollanda ve yani kuzey ülkeleri İslam tarihini 13-14. Yüzyıldan itibaren toparladıkları için evet. Genellikle Türkiye'deki bazı şeyler sonradan kaçırıldığını zannediyor. Halbuki döneminin takip anlayışı, özellikle akademi olmanı gereğiyle buradan toparlayarak götürülen kitaplar onlar. Yani evet. Satın alarak götürülmüş. Evet. Başkanım. Tamam, başkanım. Siz çektiniz mi? Gel. Tamam. Siz de gelin. Mahir hocam. Mahir Bey.